Merhaba arkadaşlar, ben Necdet Delioğlu. Yeni bir videoyla sizlerin karşısındayım. Bugünkü videomuzu özellikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten çok rastladığımız, sık rastladığımız arızalardan birisi. Hafıza kartımıza, telefonumuzdan, kameramızdan görüntüler çektik. Bilgisayarımıza atacağız. Zaman zaman böyle aynen ekranda gördüğünüz gibi benim oluyor. Bu bazen oluyor. Neden oluyor? Onu şimdi çözeceğiz arkadaşlar. Bu kart okuyucularımız var bildiğiniz gibi böyle. Bunun gibi. Buraya hafıza kartlarını takıyoruz. Bu şekilde. Bilgisayarımızın USB'sine takıyoruz. Bunu bilgisayara kaydetme esnasında genelde bu sorunları çok yaşıyoruz. Ve çok önemli dosyalarımız var. 1 saat çekim yapmışsınız. Benim çünkü oldu. Bir 20 GB kadar verim var. Taktım bilgisayara. Aynen böyle bir iki hata verdi. Daha sonra başladı. Diski biçimlendir hatası vermeye başladı. Benim ödüm koptu. Bir sürü emek var. Yaptığımız işleri de geriye dönüp çekemiyoruz. Çünkü bir şey malzemeleri harcamışsınız. Düşünün. Yani aynı malzemeler tekrardan alacaksınız. O videoyu tekrardan oluşturacaksınız. Şöyle böyle karabasan gibi bir şey yani. Emeğine mi harcayacaksın, malzemene mi harcayacaksın, masrafına mı harcayacaksın, o ayrı bir şey. Böyle yeniden dene diyorsunuz. Zaman sonra arkadaşlar durup dururken kart biçimlendirmeye düşüyor. Yani takıyorsunuz kartı istediğiniz bilgisayara. Ben evde ne kadar bilgisayar varsa laptop olsun hepsine tek tek denedim. Hani birinden birine belki yuttururuz. Çünkü bazı Windows'lar değişik. Windows 10 var, Windows 8 var vesaire. Bütün sürümlerde aynı hatayı veriyor arkadaşlar. Gelin bu olayı nasıl çözeceğiz işin püf noktasına. Şimdi ben burada biçimlendir dediğim zaman benim 20 GB şu anda gerçi bu kartta değil 20 GB olan kamera kartım bu 64 GB. Bunu böyle denemek için yaptım arkadaşlar. Çünkü benim başıma geldi. Bugün de daha geldi. Onu çözdüm. Sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi gelin nasıl düzelteceğiz hafıza kartımızı. Çünkü içerisinde çok değerli bilgilerimiz var. Bir şekilde ne bilgisayarımıza atıyor. Bir zaman sonra da böyle biçimlendir diye bir pencere açıyor. Başka da bir şey yapmıyor. Başlat dediğimiz zaman da burada kesinlikle bunu yapmayalım. Bütün hafıza kartımızın içerisindeki bilgilerin hepsine el sallayabilirsiniz. Ne yapacağız? Hemen başlat, çalıştıra. CHKDSK yazıyoruz arkadaşlar. CHKDSK. Küçük harfler olacak bu. Daha sonra boşluk bırakarak tire büyük X tekrar tire ve F büyük F yazıyoruz. Boşluk bırakıyoruz. Sürücümüzün ismini istiyor bizden. Şu anda üzerinde çalıştığımız diskin ismi H ile belirtilmiş. Buraya bir boşluk bıraktıktan sonra F'nin önüne bir boşluk bıraktıktan sonra H'yi de yazıyoruz arkadaşlar. Büyük harfler olacak o da. Daha sonra iki nokta üst üste. Daha sonra tamam tıkladığım zaman hafıza kartımız aynen böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar. Böyle bir sihirbaz çalıştıracaktır. Ve kapat diyeceğiz. Gireceğiz bilgisayarımıza. Allah'ıma şükürler olsun. Vay kubban olayım ben sana. E mi diyeceksiniz. Ahanda sizin bütün bilgileriniz burada arkadaşlar. Ben gerçekten bu değil benim. Şu karttaydı. 64 GB'daydı. 20 küsür GB video çekmişim. Üst üste videolar çekmişim. Atacağım. Aynen böyle bir sıkıntı yarattı. Sebebini de ben çözdüm aşağı yukarı. Normalde ben bilgisayar altta olduğu için biraz bizde de tembellik var. Oraya takmaya eriniyoruz. Böyle USB şoklayıcılar var. Kablolu şekilde. Onlar üzerinden atmaya çalışıyoruz. Sanırım bu arızayı ondan yapıyor. Bir de kes yapıştır yaptığım zaman bu olayı çok yaşadım. Kopyala yaptığımız zaman pek yapmıyor. Eğer sizin hafıza kartınız da böyle bir durumla karşılaşıyorsa kesinlikle biçimlendirmeyin, sabredin ve benim verdiğim bu CHKDSK X F'den oluşan kodu bir yere yazın.
kesinlikle günün birinde lazım olacaktır arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur. Burada izlediğimiz videoları paylaşarak kanalımıza desteklerinizi sunabilirsiniz. Paylaşmak güzeldir biliyorsunuz. Paylaşmak güzeldir serüvenine ortak olabilirsiniz. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Allah'a ısmarladık. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere.